Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, enflasyonun %2 hedefine yaklaşması nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimine yaz tatilinden önce gitme olasılığının arttığını söyledi. İlk faiz indiriminin Haziran'da gerçekleşme ihtimalinin Nisan'a kıyasla yüksek olduğunu belirten Nagel, ilk faiz indiriminden sonra ne olacağının da yine verilere bağlı olacağını vurguladı. Rusya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda %16'da sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada ülkede enflasyon baskısının azalma eğilimine girmesine rağmen halen yüksek seviyede olduğu belirtildi. Yıl sonu enflasyonun %4 ile 4,5 seviyesinde olmasının beklendiği belirtilerek henüz enflasyon artışında yavaşlama olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılamayacağı ifade edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ilk 2 ayda yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artışla 4 milyon 341 bin oldu. Şubat'ta ise Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yıllık %22,68 artarak 2,3 milyon oldu. Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi Mart ayında 1,5 puan artarak 103,5 değerini aldı. Aynı dönemde imalat sanayi genelinde kapasite kullanımı 0,2 puan artarak %76,2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sektörel güven endeksi Mart ayında hizmette %1,5, inşaatta %3,6 ve perakende de %1 azaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sadece elektrikli motoru olan araçlar için kredi tutarı ve vadelerinde düzenlemeye gitti. Düzenleme ile nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 ay olarak belirlendi. Değerli izleyenler, haftanın son küresel piyasalarında Pariterium Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol uzaktan bağlanacak programımıza ve Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru stüdyoda bizimle birlikte. Soner Bey, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İsmet Bey'e de hemen bir dönelim, iyi akşamlar dileyelim. İsmet Demirkol, hoş geldiniz. İyi akşamlar Murat Bey, iyi akşamlar Soner Bey. Çok teşekkürler. Birazdan başlayacağız bütün haftayı değerlendirmeye ama önce piyasalarda bugün neler oldu onu getiriyoruz ekranlarınıza. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0,32 kayıpla 9.111 puandan tamamladı. Endeks açılışın ardından 9.180-9.210 puan bandına yerleşti. Öğleden sonra ise satışların bir miktar ağır basmaya başladığı görüldü. Kapanış öncesinde 9.080 puanla gün içi en düşük seviyesine gerileyen 100 endeks son alımlarla 9.100 puan üzerine atmayı başardı. Gün sonunda 42 hisse senedi yükseldi. 57 hisse senedinin ise değer yitirdiğini gördük. Artanlar tarafında ilk 5'te Bera Holding, Enerji, Tatlıpınar Enerji, Ege Endüstri ve Borusan sırasıyla yer aldılar ilk 5'te. Düşenler, değer yitirenler tarafında ise SDT Teknoloji, Ford Otomotiv, Galata Enerji, Emlak Konut ve Kortsa ilk 5'te yer aldı. Alt endekslere baktığımızda günlük bazda bugünlük ulaştırma %1,7 artışla günün en çok artan endeksi oldu. İşlem hacimlerinde ise BIST 100 yine 100 milyarın üzerinde 110.5 milyar liralık bir işlem hacmi ile tamamladı günü. BIST tüm işlem hacmi de 157,2 milyar lira oldu. Haftalık olarak bakacak olursak 100 endeks haftayı 5 işlem gününü %3,20'lik artışla tamamladı. Haftanın şampiyonu ise bankacılık endeksi oldu. Haftaya 9.536 puandan başlayan bankacılık endeksi 5 işlem gününde %12,87 yükseldi. Ve haftayı 10.763 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi altında Yapı Kredi %20, İş Bankası %20, Akbank %15 ve Garanti de %12,97'lik artışlar gerçekleştirdi. Onun dışında iletişim endeksinin %8,8, ulaştırma endeksinin de %7,2 artışla tamamladığını gördük haftayı. Para piyasalarına bakalım. Dolar endeksi 103,9'dan açıldıktan sonra yönünü yukarı doğru çevirdi. 104,4 seviyelerine
geldi. Önceki kapanışına göre %0,44 yukarıda gördüğünüz gibi. Euro dolar karşısında 1.08.60'larda seyrediyordu. Şu anda gördüğünüz gibi o da 1.08'lere kadar geri çekilmiş durumda. Yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla 31.70'lere kadar gerileyen dolar Türk lirası karşısında bugün 32.21'lere kadar çıktı. Ama gördüğünüz gibi açılış seviyelerine geri gelmiş gibi görünüyor. Yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Haftalık bazda da hafif bir kayıpla tamamlıyor dolar haftayı, %0,26'lık kayıpla. Euro Türk lirası karşısında bugün %0,7 aşağıda, haftalık bazda ise %1'e yaklaşan bir gerileme var euronun Türk lirası karşısında. Amerikan tahvilleri 10 yıllık tahvil faizi zaman zaman gün içerisinde yükselişler yaşasa da aslında gün boyu gerileme eğilimini gördüğünüz gibi değiştiremedi. 4.26'dan açıldı 10 yıllıklar, 4.19'a kadar indi. Şu sıralarda da 4.21 günü gün içerisinde gördüğü en düşük seviyelere yakın noktalarda. 5 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde de yönün yine aşağıya doğru olduğunu görüyoruz. Emtialarda durum neymiş bakalım. Altının ons fiyatı günün büyük kısmını satıcılı bir şekilde geçirdi. Zaman zaman yükselişler denediyse de yine gördüğünüz gibi o yükselişler satışla karşılandı. Bugün %0,9 yaklaşık %0,9'luk bir kayıp var. Haftalık olaraksa %0,3'lük bir artış olduğunu söyleyelim spot altında. Gram altın önceki kapanışına göre %0,74 aşağıda, 2226 lira. Ama haftalık bazda hafif %0,25'lik bir artış var hala gram altında. Gümüşte ise bugün 24.70 dolar seviyelerinde, haftalık olarak yaklaşık %2'lik bir kayıp var gümüşte. Önceki hafta biliyorsunuz ciddi yükseliş yaşamıştı. Bitcoin sabah 66.600 dolar ile gün içi zirvesine yükseldi. Sonra birden 62.600'lere kadar geri çekildi. Şu sıralarda da 63.820 gün içerisinde gördüğü en düşük seviyeden hafif bir tepki vermiş gibi görünüyor. Ama bugün %2,5 aşağıda, haftalık bazda da Bitcoin'in kaybı %6'nın üzerinde. Brent petrol ise bugün son derece dar bir bantta, 1 dolarlık bir bantta hareket ettiğini söyleyebiliriz. 85 ila 86 dolar bandında hareket etti. Haftalık bazda baktığımız zaman da yatay bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Amerikan tipi ham petrolde de yine yarım puana yakın bir kayıp var. Avrupa borsalarına bakalım. DAX Almanya'da, İtalya'da ve İngiltere'de artışlar vardı bugün. Sadece Fransa kayıpla kapandı. Bu arada haftayı en yüksek artışla tamamlayan Avrupa endeksi de İngiltere oldu. Londra FTSE haftayı %1'in üzerinde, hatta neredeyse %2'nin üzerinde bir artışla, %2,5 bir artışla tamamlıyor. DAX sadece %1,5 artışla, ikisini karıştırdım, hemen düzelteyim. FTSE İngiltere'de %2,5 artıda. Amerikan borsaları dün haftanın dördüncü gününü de yükselişle tamamlayan S&P 500 5241 puan ile 2024 yılı içerisinde, yani geride bıraktığımız, neredeyse bırakmaya hazırlandığımız 3 ayda 20. kez rekor seviyeyi gördü, rekor kırdı. Bugün ise hafif satıcılı açıldı, görüyorsunuz. %0,03'lük bir kayıp var sadece 5239 puan seviyelerinde. Dow Jones'ta yarım puanlık bir kayıp var. Nasdaq'ta yine yatay seyrediyor şu dakikalar itibariyle. Tam da bu noktadan isterseniz başlayalım Soner Kuru. İsmet Demirkol'a da yine Amerikan ekonomisiyle başlayalım diyelim İsmet Bey. Çarşamba akşamı İsmet Bey, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Öncesinde evet, metin açıklandı. Ondan sonra metine bakıldı. Bir önceki toplantı metniyle çok da bir değişiklik yoktu. Neredeyse birebir aynı bir metin açıklandı. Sonrasında Jerome Powell'ın açıklamaları beklenmeye başladı. Jerome Powell'ı dinledik. Biz de canlı yayınladık ve şöyle bir izlenim oluştu. O metnin ardı, gerçi revizyonlar da var, projeksiyonlarda büyüme yukarı doğru revize edildi, çekirdek PCE yukarı doğru revize edildi, işsizlik %4,1'den %4'e revize edildi ama Jerome Powell'ı dinlediğimiz zaman sanki hiçbir olumsuzluk yok, o mümkün olduğunca her şey pozitife doğru ilerliyor ve yılın bir noktasında, 2024'ün bir noktasında faiz indirimlerine başlanabilir mesajı alındı gibi ve bu da son derece güvercin olarak değerlendirildi. Sizdeki izlenimi nasıl oldu? Şimdi Murat Bey, sizlerle sohbetimde ifade etmiştim. Ben her zaman özellikle FED tarafında FED'in faiz indirim sürecinin Eylül ayında başlayacağını, diğer taraftan 6 faiz indiriminin çok yüksek olduğunu
belki 3 faiz indirimiyle süreci tamamlayacağını 2024'te ifade etmiştim. Bundan önceki küresel piyasalarda. Şu an piyasalar özellikle güvercini olarak algılasa bile şunu ifade etmemiz gerekiyor. Hala enflasyon yüksek. Özellikle çekirdek enflasyon 3.8 ki burada özellikle 2024'teki büyümeyi referans gösterdim. 1.7'lik büyümeyi 2.1'e çekti. Yani büyüme çok kuvvetli, istihdam kuvvetli. Mortgage kredileri 107 civarında olmasına rağmen mortgage talebi de çok kuvvetli. Dolayısıyla piyasaya biraz güvercin mesajlar verse bile ben hala Fed'in faiz indirim sürecinin Haziran'dansa Eylül ayında faiz indirimlerine başlayacağı ve hala indirim sürecinde biraz da cimri davranacağını ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla ilk indirim sürecinin biraz önce de zaten haberlerde gördük. Benim beklentim Avrupa Merkez Bankası ki Nisan ayı diyordum. Avrupa biraz bunu erteleyecek. İlk faiz indirimi Avrupa Nisan ayın Haziran ayında yapacak Avrupa Merkez Bankası. Fed ise faiz indirimlerini bence Eylül ayından önce başlamayacak gibi gözüküyor. Şu anki biraz piyasadaki hem boğa piyasasında destek bir yer taraftan da güvercin yaklaşımının fiyatlanması açısından bir mesaj vermiş olarak algılanabilir. Ancak ben hala Fed'in güçlü sıkı para politikasından kolay kolay indirime geçmeyeceğini ifade etmek istiyorum. Özellikle büyümedeki revizyonun yukarı doğru hareket etmesi bunun bence önemli bir göstergesi. Peki İsmet Demirkol, tam sizin sözü getirdiğiniz noktadan revizyonlardan bahsettiniz. Büyüme yukarıya doğru, çekirdek PCE yukarıya doğru ve işsizlik de hafifti. %4,1'den %4'e revize edilmiş durumda. İş gücü piyasasıyla alakalı olarak yakından izliyoruz dedi. Orada bir sıkıntı görmüyorum ama işsizliğin de artmasını bekliyoruz dedi Jerome Powell birincisi. İkincisi enflasyon mevsimsel etkilerden dolayı Ocak ayında yüksek çıkmış olabilir dedi. Hedefimize doğru yürüyeceğiz ama bu yol engebeli dedi Jerome Powell. Bütün bunların sonrasında da gelen bir soru üzerine yılın ilk yarısında enflasyonda yüksek seyir görebiliriz dedi. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğiniz zaman revizyonlar, Jerome Powell'ın değerlendirmeleri ve bu yılın bir noktasında faiz indirebiliriz. Haziran olur artık hani sizin beklentiniz daha da ileride ki ben de Haziran'da olmayacağını düşünüyorum ama elbette bilemeyiz. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğiniz zaman bir çelişki varmış gibi durmuyor mu? Ben bir şey mi gözden kaçırıyorum? Sesinizi pek alamadım ama sanırım bir aksaklık var. Şimdi beni duyabiliyor musunuz? Şimdi duyabiliyorum. Çok uzun sordum. Çok kısa hemen en son soruyu söyleyeyim. Jerome Powell'ın açıklamaları, projeksiyonlar, enflasyonla alakalı yaklaşım vesaire dediğiniz zaman bir çelişkili durum yok mu acaba? Yani bu sene faiz indirimi olur ama enflasyon yüksek gitmeye devam ediyor. Çekirdek PCE'yi yükseltmişsin. Yani bu siz ben bir şeyi mi gözden kaçırıyorum diye sormuştum. Bir çelişki görüyor musunuz siz de? Zaten benim de ifade etmek istediğim şu, yani piyasa inanılmaz derecede 2023'ün sonlarında başladı. 6 faiz indirimi olacak. Bunu biraz sanki böyle deklare ederek, çok yoğun bir şekilde deklare etti. Ancak şu anki veriler bence resesyonun olmadığı, istihdamın kuvvetli olduğu, reel kesim güven endeksinin güçlü olduğu diğer taraftan çekirdek enflasyonun kolay kolay düşmeyeceği bir süreçte niçin ben faiz indirim mesajını vermek istiyorum mesajını olarak belirtiyor ama burada bence piyasa önümüzdeki süreçlerde daha şahin bir FED görecek. Yani bu mesaj güvercin olarak bence algılanmamalı. İlk bakışta piyasadaki özellikle istihdam piyasasına yönelik veya en azından biz artık hedefe ulaşmak için bir miktar işsizlikte bir özellikle gerileme başlayacak mesajına rağmen niçin acaba projeksiyonlarda büyümeye kimse odaklanmıyor? Ben de bunu sorgulamak istiyorum. Yani sonuçta bugün dünyada bir resesyon var fakat Çin toparlanamadığı sürece, Avrupa resesyona girmeye devam ettiği sürece dolar endeksi güçlü kalacak. Ve yine sizle ifade ettim, Trump'ın başkan seçilmesi durumunda tekrar bir gümrük vergileri, ek vergileri geleceğinden dolayı zaten dolar endeksi güçlü kalacak. Özet olarak şu anki projeksiyonlarda görünmeyen bir kural şu, kolay kolay çekirdek enflasyonun düşmeyeceği, bundan dolayı da 2024'te belki 3 değil de 2 faiz indirimiyle süreci başlatacağını söylemek istiyorum. İsmet Demirkol, ben soracaktım, siz benden önce davrandınız. Güçlü dolar temasının devamını öngörüyorum dediniz değil mi? Avrupa'yı da düşünecek olursak eğer. Az önce güçlü dolar temasının devamını öngörüyorsunuz değil mi? Bu esnada biz İsmet Bey'le bağlantımızı bir yenileyelim sevgili yönetmenim. Ben hemen stüdyoya dönüyorum. Soner Kuru, Amerikan Merkez Bankası projeksiyonlar
süreden çalmayayım. Demin sorduğum gibi ve Jerome Powell'ın açıklamaları sen nasıl değerlendirdin? Şimdi 3 nokta önemli piyasalar açısından toplantıda. Zaten faiz değişikliği beklenmiyordu. Problem yok. Metin aşağı yukarı aynı. Doğru. Projeksiyonlar önemli burada. Hı hı. Piyasaları coşkuya sevk eden konu özellikle büyümeyi, 2024 büyüme beklentisini 1.4'ten 2.1'e revize etmesi oldu. Emtia fiyatlarındaki yukarı hareketin de aslında bir noktada sebebi bu. Özellikle sanayi emtiaları. S&P'deki, Dow'daki o veriyle birlikte yukarı hareketin sebebi de bu. Bunu bir ortaya koymak lazım. İkinci önemli konu, bilanço küçültme operasyonlarının yavaşlatılmasını uygun görüyoruz gibi bir şey dedi. 4-5 tane soru soruldu onunla alakalı. Burası çünkü anlayamadılar. Önemli. Burası önemli. Çünkü şöyle, tam da geçen sene Mart ayında bu bankacılık krizleri, banka iflasları, bunlar bir acil likidite programı başlatmıştı. Bu bilanço küçültme hızını zaten yavaşlatıyordu. Ama Mart başında buradaki kredileri bitirdiler. O program bitti. Bitti. Haliyle bundan sonra Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da ek bir şey yapmayacaklarsa bilanço küçültme hızlanacaktı ve bu piyasalarda bir daraltıcı, bir depresyon etkisi aylık oluşturacaktı. Aylık 95 milyar dolar gibi bir rakam değil mi? 60'ı hazine tahvillerinden, 35'i de ipoteklerden geliyor. Aynen, şu an için öyle işte 100 milyar dolar gibi 60, bitiyor. Yani gidiyor şu an için. Onu bir miktar yavaşlatacaklar. Özellikle ons altındaki sıçramanın sebebi bu. Veriyle birlikte orada bir yukarı hareket ettik. Ama FED şahin mi güvercin mi? Bir miktar şahin şeyi kaçırıyoruz. Faiz beklentisinde 2025 faiz beklentisini, ortalama faiz beklentisini 3.6'dan 3.9'a yükseltti. 2026 yani, içindeki tabii, zaten. Şimdi bir miktar enflasyon beklentileri yukarı revize ediyor evet ama zaten karşılığında faizi de yukarı yönde revize ediyor. O yüzden çok böyle güvercin diyemeyiz ama oradaki büyüme projeksiyonunda 1.4'ten 2.1'e sıçraması için tabii o ciddi bir hareket. Çünkü zaten hisse senedi piyasasında da hani o modelleme yapan fonlar bir kere Merkez Bankası'nın büyüme beklentisini orada denklemin en önemli unsurlarından biri olarak koyuyorlar. Haliyle o hedef fiyatları otomatikmen yukarı iten bir parametre oldu. Orası ilginç yani. Bakıyoruz Amerikan ekonomisinde iktisadi faaliyetler güçlü. Burada şöyle de bir şey var. 2023'te %2,5 büyüdü. Şimdi bazen ekonomiler baz etkisiyle büyür. İşte geçen sene böyle daralma veya yatay olsaydı bir sonraki sene daha rahat büyüyebilirdin. Ama şimdi 2023'te de fena olmayan bir büyüme. Sıkılaştığın dönemde bu büyümeyi gerçekleştiriyorsun. Doğru. 23 yılın en yüksek faiziyle geçirmişsin. 2,5 büyüyorsun. Üzerine şimdi 2024'ü 1.4'ten 2.1'e revize ediyorsun. Piyasalardaki rekorun sebebi bu. Ama hani FED şahin mi güvercin mi? Bence güvercin değil. 2025'teki o 3.6'dan 3.9'a revize etmesinden dolayı. Dolayısıyla oradaki faiz indirim sayılarının da düştüğünü söyleyebiliriz. Peki programa başladığımız dakikalarda piyasaları okurken dün S&P 500'ün 5241 puan kapanışıyla bu sene geride bıraktığımız yani 3 ay olacak neredeyse 3 ay içerisinde 20. kez rekor kırdığını söyledik. Ama tahvil faizlerine bakıyoruz. Bugün hasbelkader %4,20'ler, %4,21'ler. Jerome Powell konuşurken 4,33'ler, 4,30'lar, 4,29'lar o civarlarda seyrediyordu. Dolayısıyla o seviyelerde daha doğrusu 20-30 bandında o seviyelerde bir nasıl diyelim ona destek aşağıya doğru gitmek istese dahi orada kuvvetli bir şey var. Geçmekte zorlandığı bir seviye var. Bu da tahvil yatırımcılarının borsa hisse senedi yatırımcılarına göre biraz daha gerçekçi olduğuna mı işaret ediyor acaba? Farklı dinamikler var. Yani özellikle öbür taraf son dönemde hiçbir şekilde olumsuzu almıyor. Şimdi tahvil biraz daha böyle hani risksiz getiriyor oynuyor. Biraz daha faiz öngörüleri üzerinden bir fiyatlama yapıyor. Orada bir noktada 3.6'dan 3.0'a revize edince tahvilde belli bir noktada aşağı gelemiyor. O başka bir hikaye. Ama S&P'nin dediğin gibi işte son 3 ayda sürekli rekor tazeliyor olması. Bunlardan birincisi tabii orada etkili faiz indirimi bir yerde başlayacak. Ki bir ara 6-7 faiz indirimi fiyatlıyordu piyasalar. Yani hani ne olduysa Ekim ayında bir şey oldu. Orada tarım dışı istihdam beklentilerden şey geldi, aşağı geldi. İstihdam piyasası bozuluyor mu dediler. Enflasyon da düşük geldi. Oh, FED faiz indirecek. Coşkusu bir anda bütün piyasalara damga vurdu. Bir iki ayı öyle atlattık. Şurada terminalde Jerome Powell'ın kırmızı biz yayından çıktıktan bir dakika sonraydı Jerome Powell'ın canlı açıklaması. Bir dakika sonra şurada kırmızı şak diye geçti. Jerome Powell 2. üst üste Mart ayında faiz indirimi yapmayacağız. Yani ne olduysa o dakika söylediğin gibi patır patır değişmeye başladı.
Yani o noktada özellikle hani para politikalarının bir etkisi var S&P ve borsalar tarafında ama bu işte yapay zeka dönüşümü, Nvidia hikayesi, paralelinde taşıdığı o teknoloji endeksleri Amerikan piyasalarında bir de bu. Burada bir yapısal hikaye de var. Hani bir dönem ekonomi ve hisse senedi piyasaları mobiliteyi fiyatlamıştı bundan 10 sene önce. Bir dönem o işte Covid zamanında yine uzaktan çalışma ve mobil dönüşüm hikayeleri çok fiyatlandı. Şu anda da yapay zekaya dönüşüm, yapay zekanın hayatımıza girişi fiyatlanıyor. E tabi bu da nereden fiyatlanıyor? Teknolojinin beşiği Amerikan piyasalarında fiyatlanıyor. Biraz onun etkisi var. Muhteşem Yedili için bir balon oluşturdu. Orada bir köpük oluştu. Yorumları yapılıyordu bir ara sıklıkla. Neredeyse her gün bu minvalde bir rapor görüyorduk. Bunun karşılığında da hayır, altını son derece dolduran, performansıyla bu noktaya gelen 7 tane şirket izliyoruz. Raporları da vardı. Sanki şu aralar biraz o hız kesmiş gibi görünüyor. Ama hani çok fazla ayrıntısına girmeden, ben mesela çok fazla ayrıntısını bilmeden, sanki bana öyle geliyor ki köpük değil de hakikaten altını dolduranlar tarafında durmak daha doğru olacakmış gibi geliyor. Sen ne dersin? 20 senedir zaten son 20 senedir teknolojiye inananların galip geldiği bir dönem. Yani bu 2000'lerde, 2010'larda bu işte her şey mobile geçecek, masaüstü bilgisayarlardan uzaklaşacağız falan derken hatırlarsan MSN çok modaydı. Ya biz bundan şimdi mobile mi geçeceğiz hikayeleri vardı ama işte geçtik, o dönüşüm sağlandı. Herhalde bu yapay zeka işi de hayatımıza bir noktada girecek. Bunu kabullenmek lazım. Haliyle ben teknolojideki bu dönüşüm, bunun fiyatlanması muhakkak hisse bazlı hareketler olabilir. Yani muhakkak küçük çapta balonlar olabilir ama genel büyük resimde teknoloji endekslerinde, teknoloji hisselerinde bizim piyasada dahil ben bir şişkinlik görmüyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum. İsmet Demirkol'la bağlantımız yenilendi. Evet, teşekkür ederim. Biz de daha şimdi güzel duyuyoruz. Peki. Demin şunu sormuştum. Avrupa'nın daha erken faiz indirimi yapmasını bekliyorum dediniz. Amerika'nın Eylül, sonbahar diyelim isterseniz ona. Sonbahardan önce yapmasını beklemiyorum dediniz. Bu çerçevede de güçlü dolar temasının devamını bekliyorsunuz en azından o döneme kadar, değil mi demiştim. Evet, kusura bakmayın. Estağfurullah, hiç önemli değil tabii ki. Kesinlikle öyle. Şimdi piyasanın algısı ile benim algım farklı. Ben makro olarak bakıyorum ki Soner Bey biraz önce çok güzel ifade etti. Geleceğin teması teknoloji. Bugün mesela internet tarafına bakalım. İşte 89'lu yıllarda internet kullanıcı sayısı 92 milyonken bugün 6 milyar kişi kullanıyor. Şimdi bu Amerika piyasasına bakıyorsunuz. Resesyona girmeyen bir Amerika var. İstihdamı kuvvetli, çekirdek enflasyonu yüksek ve piyasanın baskısına rağmen mecburen bir güvercin konuşum mesajı da vermek istemedi orada. Biz de verilere bakacağız. Şimdi bakıyorsunuz, esas risk ne zaman çıkacak biliyor musunuz bence? Haziran ayında Avrupa Merkez Bankası faiz indirimleri başladıktan sonra piyasada özellikle Çin'in toparlanamaması ve Avrupa'nın resesyona girmesinin sonucunda küresel resesyonun ortaya çıkması dolara talebi daha da arttıracak. Dolar endeksinin daha da güçlenmesi esas o zaman başlayacak. Dolayısıyla piyasada bunu beklediği için bu erkenden faiz indirimi yaptırmak istiyor ki Fed'e en azından kendi hedge'ini çevirebilsin. Dolayısıyla bence Haziran, Eylül arası dolar endeksi güçlenerek devam edecek ve son olarak eğer ki Kasım ayındaki 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleşecek Amerika'daki başkanlık seçimlerini Trump kazanırsa o zaman zaten dolar endeksinin daha da artacağını da göreceğiz. Niçin? Çünkü ek vergi, gümrük vergisini Avrupa'ya daha çok baskılayarak gelecek gibi gözüküyor. Piyasa bu şekilde algılarsa o zaman belki faiz indiriminin hiçbir şekilde gerçekleşmeyeceği bir 2024 senesi de görebiliriz Amerika tarafında. Çok teşekkürler İsmet Demirkol. Avrupa tarafında endekslerde de görebildiğimiz üzere daha erken Amerikan Merkez Bankası'ndan sanki daha erken faiz indirimi de fiyatlara yansımaya başlamış gibi görünüyor. Alman borsasında devamlı yukarıya doğru bir hareket. Fransa keza 8000'in üstüne çıktı. 8100'ler, 8200'ler geçildi. Gerçi bugün kayıpla kapattı ama orada da rekor seviyeleri izledik. İngiltere, dün onların da faiz toplantısı vardı. Faiz indiriminden faizleri sabit bıraktılar. Başkan da dedi ki faiz indirme noktasını tartışma noktasında değilseniz ancak yine her şeyin pozitif tarafından bakmak herhalde burada da devreye girmiş gibi görünüyor. İki tane daha önce faiz arttırma yönünde karar veren iki Şahin üyenin bu ayı pas geçmesi, bu toplantıyı pas geçmesi İngiltere'de de erken faiz indirimi olacak beklentilerini bir miktar güçlendirmiş ki bugün borsalarda da bunun yansımasını gördük gibi görünüyor. İngiltere için şöyle bir baktığımızda Avrupa'dan daha farklı hareket etmesini bekler misiniz faizler konusunda? Orada çünkü enflasyon Avrupa'nın geneline oranla biraz daha sıkıntılı.
sıkıntılı bir durumda gibi görünüyor. Şimdi tabii ki orada bir teknik resesyon var. Sonuçta İngiltere'de teknik resesyona girdi. Dediğiniz gibi çok doğru. Burada özellikle İngiltere'nin Avrupa'ya göre daha erken bir faiz indirimini başlatacağı sinyalini vermesi gerekiyor. Zaten hali hazırda enflasyonu kontrol altına alması için ve her şeyden önemlisi teknik resesyondan çıkmak için biraz parasal genişleme ve özellikle faiz indirimlerinin daha erken başlaması gerektiği kanaatindeyim İngiltere tarafında. Çok teşekkür ediyorum. Bir saate baktım. 25 dakikayı geride bırakmışız. Reklamı unuttuk. Hemen değerli izleyenler araya gidelim. Araya giderken de haberimiz var. Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci kurlarda kademeli yükselişin devam edeceğini öngördü. Ancak mevcut politikaların sürmesi halinde seçimden sonra yılın ikinci yarısından itibaren de yabancı yatırımcının gelmeye başlayacağını tahmin etti. Haberimiz sonra, aramız sonra buradayız. Merkez kur arttırdı, faiz arttırdı. Yüksek bir derecede kur aşağı gidecek diye bir şey beklemiyorum. Ben hala kurda yukarı yönlü bir hareket. Çünkü şöyle bir sorun da var. Yani kurun sabit ya da aşağı gidiyor olması rekabet anlamında ciddi dezavantajı beraberinde getirebilir. Her ne kadar kur tek başına ihracatı belirleyen olmasa bile değerli bir TL ihracatı sekteye uğratan bir unsur. O yüzden ben kademeli bir hareket. Sadece bu son bir ayda kur sert yükselebilir algısı ve getirmiş olan hareketler vardı. Onun önünü aldık diye düşünüyoruz. Diğer şekilde kurun kademeli artışı bence sağlıklı bir tablo olarak karşımıza çıkacak. Dünyada faizlerin indiği bir ortamda getiri arayışı yeniden gündeme gelirse ve biz de ödevimizi doğru yapıp görünümü iyi tutarsak bu yüksek getiri buraya ciddi fon akışı getirebilir. Şimdi tabii fonu üçe bölelim. Ben hep soğuk para, ılık para, sıcak para diye adlandırırım. Sıcak paradan başlayalım. Bu her zaman gelebilir. Hiç sorun yok. Seçimden sonra bu politikalar devam eder ve politika meyvesini verirse sıcak para gelir. Ilık para dediğim aslında uzun vadeli kredi kanalları. O da her zaman gelebilir ama o sanki biraz daha Türkiye'nin büyüme potansiyeli bağımlı olacak. Çünkü o para geleceği şirketlerin yapacağı yatırımlar bir pozitif ve tatmin edici bir getiri sunuyor mu, sunmuyor mu ona bakar. Üçüncüsü soğuk para. Soğuk para aslında doğrudan yabancı yatırım. Yani FDI, Private Equity, girişim sermayesi gibi taraflar. Bence orada biraz onun gelebileceği konusunda emin değilim. Çünkü o biraz daha yapısal meselelere, uzun vadeli hukuk, eğitim gibi kavramlara bakıyor. Ben onun çok geleceğini düşünmüyorum yakın vadede ama diğer iki kale sıcak yakın vadede, ılık para orta vadede gelecektir diye tahmin ediyorum. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Konuklarımızla birlikte hemen Soner Kuru'ya dönüyorum ve diyorum ki dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz toplantısı, para politikası kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve doğrusunu söylemek gerekirse beklentilerin dışında 500 bas puanlık bir faiz artışı yaptı. 15 gün geriye saracak olursak eğer yurt dışından birçok rapor geldi. Merkez Bankası'nın Mart ya da Nisan toplantısında 300 ile 500 bas puan arasında bir faiz artışı yapabileceği öngörülüyordu. Her ne kadar baz senaryolarının içine girmese de. Ocak ayı enflasyonu ve de Şubat ayı enflasyonu baz alınarak enflasyon görünümünde bir bozulmanın olma ihtimaline karşılık. Merkez Bankası'nın adımı ise 5 puanlık bir faiz artışı, bir bant koydu. Gecelik borç alma borç verme faizinde 300 bas puanlık artı eksi bir bant koydu. Ve eğer yeterli de görmezsem sıkılaşmaya da devam ederim, daha da fazla sıkılaşma adımı atarım ifadesini kullandı. Şöyle bir baktığımız zaman, geride bıraktığımız 3 haftalık süreçte Merkez Bankası'nın miktarsal sıkılaşma önlemlerini de gerek kredi büyümeleri gerek TL yükümlülükler karşısında ayrılan blokajları ya da kredi kartı uygulamaları, kredili mevduattan çekilen faizlerin arttırılması ve TL yükümlülüklerin oranlarının yeniden düzenlenmesi bayağı sağlam, sıkı bir adım seti olduğunu söyleyebiliriz. Hani neredeyse önden yüklemeli bundan sonraki olası risklere karşı. Ya da siz nasıl değerlendirdiniz? Şimdi yani son dönemde, son yıllarda Merkez Bankası beklenti anketlerine baktığımızda özellikle içeride yapılan anketlerde şöyle bir ikilem var. Ne yapması gerekir, ne yapar? Hmm. Bazen onu karıştırıyoruz. Şöyle oluyor. Yani 2 ayda %11,5 enflasyon yedik. 6 ve 4,5 bileşi %11,5'ların üzerine gidiyor. Merkez Bankası yıl sonu hedefini %36 koymuştu. Zaten 3'te 1'ini burada yedik. Ek bir müdahale gereksinimi tartışılmaz. Hmm. Yani bir ameliyat, bir operasyon burada gerekiyor.
Burada zamanlama konusu önemli. Anketler sabit kalması yönünde çıktı medyan olarak. Burada mı işte ya seçim öncesi siyaseten zor bir karar. Seçimden sonraya bırakır. İşte seçim öncesinde biraz daha miktarsal sıkılaşma yöntemleriyle devam yürür. Eder. Ve ben bu ankete pas diyeyim diyen analist oranı demek ki fazla. Ama yurt dışı bu noktada zaten özellikle birçok yabancı banka bunu öngörmüştü. Yapılması gereken miydi? Evet, yani burada net bir müdahale gerekiyor. Çünkü rakamlar ortada. Ve bir de burada hani beklenti ve motivasyon bozulduğunda tekrar başa sarıyorsunuz. Yani bu canavar kendi kendine tekrardan güçlenmiş oluyor. Bir önceki PPK'da zaten net sıkılaşacağız mesajı vardı. Bu toplantıda da 5 puan artış. Yani merkez bankacılığı açısından çok önemli. Bankanın kredibilitesi açısından, bağımsızlığı açısından, merkezi yönetimin programa vermiş olduğu destek açısından birçok noktada önemli. Bundan sonraki süreçte özellikle hep o konuştuğumuz yabancı biraz daha ayakları yere sağlam basarak Türkiye'ye giriş yapacaktır diye biliyoruz. Yani bu noktada bir ameliyat gerekliydi. Gerçekten hiç zamanlama noktasında da belki hani siyaseten o tartışılabilir. Ama piyasa açısından gerekli olanı Merkez Bankası yaptı diyebiliriz. Hani ben açıkçası karar duyduğumda da çok şaşırdım. Ben pas geçer seçimden önceki hafta faiz artmaz. Şahsen kendi yorumum bu şekildeydi açıkçası. Hemen İsmet Demirkol'a dönüyorum. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz stüdyoda da. İsmet Demirkol, siz 500 bas puanlık faiz artışı öncesindeki miktarsal sıkılaşma adımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de değerlendirmenizi rica edelim. Bir de asıl konu iç talep ve bunu frenlemek için mevduat faizleri oraya nasıl yansır ya da yansır mı, ne dersiniz? Evet, Soner Bey biraz önce çok net ifade etti. Ocak ve Şubat ayında yaklaşık 11.20 civarında bir enflasyona ulaştık. 4.53, 6.70. Şimdi hedef %36, yani biz hedefin %30'unu gerçekleştirdik. O zaman böyle bir durumda seçim sonrasına bırakılmaması gerekiyordu ki aslında artık şunu da konuşmamız gerekiyor Murat Bey. Türkiye'nin gündemi politikanın üstünde oldu. Ekonomik gündemi gerçekten artık bu ekonomiyi biz normalize getirmemiz zorunda. Normalize hale getirmemiz gerekiyor. Yani bu politikanın da çok üstünde bir süreç ve giderek de artık riskler artıyordu. Dolayısıyla ben açıkçası 250 bas puanlık artış bekliyordum. %50 olması çok iyi. Yani 500 bas puan olması çok iyi. Fakat şöyle de ifade etmemiz gerekiyor. Türkiye'deki kritik sorun şu. Ya arz fazlası yaratacaksınız enflasyonu düşürmek için ya da talebi kısmanız gerekiyor. Ve her zaman ne yazık ki Türkiye'de talebi kısarak biz faiz arttırmaya devam ediyoruz. Yani arz fazlası yaratamıyoruz. Şimdi dolayısıyla arz fazlası yaratamadığımız için de Sayın Başkan Karahan ve para politikası kurulları 500 bas puan faiz artışı yaptı. Fakat ben şunu da söylemek istiyorum. Mayıs ayında biz %75'i belki göreceğiz. Belki Haziran'dan sonra geriye çekilme olacak. Temmuz ve Ağustos'ta çünkü %9 olmuştu. Bu seneki enflasyon 9'un altında kalacağı için baz etkisini net göreceğiz. Belki %50'de yetmeyecek gibi gözüküyor. O yüzden belki özellikle gecelik borçlanma faizinde 300 bas puan yukarı doğru hareketi %53'ü yaptı ama fakat benim endişem şu. Çünkü Mart ve Nisan enflasyonu da bence yüksek gelecek. Dolayısıyla buradaki kırılganlık biraz geç toparlanacak gibi gözüküyor. Özet olarak şimdi biz mevduat tarafında muhtemelen pazartesi günü oranlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla bir miktar özellikle bu gecelik borç vermenin etkisiyle %56-57'lere çıksa bile yine yeterli değil. Niçin yeterli olmadığını şöyle ifade edeyim. Bugün yıllık bakacak, aylık baktığınız zaman 4,5-5 getiriyor. Zaten enflasyon 5'in altında gelecek ki biz getiri elde edelim. Yani son 2 ayda özellikle 6,70, 4,53. Dolayısıyla hala bir %5 civarında ortalama bir enflasyon görüyoruz. Dolayısıyla bu böyle devam ederse ki Mayıs ayında da %75 çıkacak. Dolayısıyla sanki Nisan ve Mayıs ayındaki toplantılarda da %60'a çıkacak bir politika faizini görürsek şaşırmamak gerekiyor. Ki ben her zaman üretime dayalı, ihracata dayalı katma değerli bir mevzu savunan bir ekonomistim. Fakat biz arz fazlası yaratamadığımız süreçte biz ne yazık ki faiz arttırmaya devam edeceğiz. Ve bugünkü %50'ler bence önümüzdeki 2-3 ay sonra %60'lara çıkabilir gibi gözüküyor. Ve bunu da politik olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü burada eğer ki para politikası kuruyla bir sıkıntı görüyorsa ki çok net görüyor. Burada sadece bence en büyük sıkıntı şu. Herkes diyor ki seçimlerden sonra bir faiz sermaye girişi olacak. Ben de diyorum ki zaten Haziran 2023'ten beri faiz artışı yapıldı. Sabit getirildi menkul kıymetleri yabancı girişi. 4,5 milyar dolar civarında. Yani hala yabancı niye gelmiyor? Bence iki şey bekliyor. Bir, dolar TL'nin durumu. İki,
enflasyondaki düşüş trendini görmek istiyor. Enflasyondaki düşüş trendi görülmeye başlarsa yabancı gelecek, işte o zaman mevduat faizlerinde hak edilen seviyeler ulaşır gibi gözüküyor. Peki İsmet Demirkol, özellikle şunu sormak istiyorum. Denklemi şu şekilde kurdunuz. Ya iç talebi kısacağız ya da arz fazlası yaratacağız. Biz niye evet. arz fazlası yaratamıyoruz? Onun da aslında cevabını şu şekilde az önce kısaca verdiniz. Onu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Biz büyümeyle, büyümeyi de üretimle yapmalıyız dediniz. Peki biz niye evet. arz fazlası yaratamıyoruz? Bu kadar mı zor bu iş? İşte zaten benim yıllardır sizlerle sohbetimde teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı veriyorsunuz. Türkiye 40 yıldır ihracata dayalı büyüme modelini uygulamıyor veya uygulamak istemiyor. Çünkü zor. Ama katma değer, yani kilogram başı ihracatına bakıyorsunuz 1,5 dolar. Bunu 10 dolar 20 dolara çıkarmak gerekiyor. Özet olarak ihracatın 250 milyar dolar olmasındansa kilogram başı ihracatına kadar ona bakmak lazım. O zaman ne yapmak lazım? Yeşil enerji yatırımlarını arttırmak lazım. Bugün doğalgaz, petrol maliyetleri arttığı sürece biz nasıl hala enflasyonu düşüreceğiz? Çok merak ediyorum. Yani bugün arz fazlası yaratamamızdan sebebimiz yeşil enerji yatırımlarında geç kalıyoruz. Yeşil enerji yatırımlarını eğer biz teşvikleri arttırabilirsek o zaman Endüstri 4.0, Toplum 5.0 dediğimiz, yapay zeka dediğimiz, bakın Amerika'daki şirketler hepsi teknoloji şirketleri. 50 trilyon dolarlık Amerikan borsasını 8 trilyon dolarlık Kaliforniya eyaletindeki şirketler kurtarıyor. Dolayısıyla tüketime dayalı büyüyen bir Amerika'yı 8 tane şirket yönetebiliyor. Benim ülkem Türkiye'de bu niye olmuyor? Çünkü biz patent, lisans, teknoloji yatırımlarında geç kalıyoruz. Dolayısıyla özet olarak enerjide arz güvenliğini çözebilirsek, yani yeşil enerji yatırımlarını arttırabilirsek o zaman Türkiye arz fazlasını vererek enflasyonu düşürür. O zaman faiz arttırmaya gerek kalmayacak. Ama ne yazık ki 40 yıldır her zaman enflasyon arttığı zaman talebi kısarak faizi arttırıyoruz ve netice almakta çok zorlanıyoruz. Ve şu an benim beklentim önümüzdeki süreçte sanayi tarafında iş tüketim daraldığı için ne olacak? Kredili maliyetleri arttığından dolayı sanayici iç piyasaya mal satışında sıkıntıya girecek. Dışarıya ihracat yapmak zorunda. Yapmadığı zaman ne yazık ki küçülme kesinlikle artmaya devam edecek. Özellikle bizim arz fazlasına yatırım yapmayı belki 2025'te daha fazla düşünürsek artık kalıcı enflasyondaki düşüşü önümüzdeki süreçte görürüz. Yani faiz artış süreci biraz zor geçecek gibi gözüküyor. Ki 160'lara kesin çıkacak gibi gözüküyor şu anki süreçte artık. Süreci çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda reformları, yapısal reformları, yani bu ifadeyle söylemediniz ama söyledikleriniz içerisinde yapısal reformların da evet. gecikmeden hayata geçirilmesinin hayati önem arz ettiğini ifade etti İsmet Bey. Hemen dönüyorum bu tarafa, diyorum ki Merkez Bankası'nın kararından sonra döviz kurlarında ciddi bir sert bir hareket oldu aşağı doğru. Azıcık sert. Gün sonunda toparladı tekrar yine açılış seviyelerine vesaire falan geldi ama son iki günde artış hızının bir miktar yavaşladığını söyleyebiliriz önceki günlere oranla. Ancak yurt içi yerleşik ve de kurumsal talebin dövizde yukarıya doğru hareketi hızlandırdığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama bu hamlelerden sonra, Merkez Bankası'nın bu hamlelerinden sonra artık döviz talebinde kalmak daha maliyetli bir noktaya geldi mi, gelmedi mi? Ne dersin? Yani mevcut belirsizlik ortamında hala talep var. Yani Merkez Bankası kararıyla birlikte özellikle Mart başından beri kurda böyle o spreadlerin biraz açıldığını, yükselen eğilimin biraz arttığını görüyoruz. Yani teknik olarak şöyle 31 liranın altına doğru sarkabilseydi bu kararla böyle algı bir miktar kırılmış olabilecekti. Ama o bilek güreşinde şu an iş dolar lehine olmaya devam ediyor. Yani oradaki yükselen trend kanalının içindeyiz. Bazen Merkez Bankası öyle şok bir faiz arttırır ki o kanal bozulduktan sonra algı dağılmış olur. O kadar güçlü olmadı. Sebebi şu, seçim belirsizliği devam ediyor piyasada. O bir önceki seçim döneminde oluşan fiyatlama, seçimden önce 18-19 lira olan kur, seçimden sonra 24-25 liraya sıçrayınca bir içeride o şey devam ediyor, o beklenti devam ediyor. İki, yabancının çıktığını görüyoruz. Hem sabit getirilerden hem de bu haftayı ayrı tutalım. Merkez Bankası kararıyla birlikte son 2-3 gün bir yabancı girişi oldu ama mesela Şubat ikinci yarıdan itibaren borsadan 644 milyon dolar çıkış var. Seçim konusu bizim açımızdan şöyle, yani ya yerel seçim deyip biz geçiyoruz ama özellikle büyük fonlar buradaki çok düşük olasılıkları dahi hesaplara katmak durumunda. Sermaye ne kadar büyükse o kadar ürkek olmak durumunda oluyor.
marjinal bir sonuç çıktığını düşünelim. Mesela büyük şehirlerde 40'a 60 hangi tarafın olduğu önemli değil. 40'a 60 gibi bir sonuç çıktığını düşünelim. Burada erken seçim senaryoları mı gündeme gelir, yeni anayasa değişikliği konuları mı gündeme gelebilir? Veya tersi olduğunu düşünelim, çok başa baş çıktı. Birkaç bin farkla çıktı büyük şehirler. Şimdi bir önceki yerel seçimler gibi tekrar süreçleri şu bu. Yani aslında yabancı çok düşük olasılıkları da oyunun içine kattığı için denklemin içine hala ürkek. O yüzden karar döviz talebiyle ilgili çok fazla etkili olamadı. Karar çok güçlü karar. Onu bizatihi ayıralım. Ama şu seçim öncesi hafta olması hikayesi... İçerideki beklentileri çok fazla değiştirmedi demek lazım. Algıyı değiştiremedi. Şubat sonundan bu yana yani Türkiye'deki mevduat kompozisyonuna baktığımızda Şubat sonundan bu yana, tabii yani 2-3 haftalık veriyi söylüyorum. TL'den çıkış %1,87 ki yani 3 haftalık bir süreçte büyük bir rakamdan bahsediyoruz. DTH'ın artışı %1,87 kompozisyon içinde. Bir dolarizasyon olduğu resmi rakamlarda da var. Zaten işte kapalı çarşıdır, döviz bürolarıdır, işte mahalledeki, köşedeki, kuyumcudaki kalabalıktır. Bunu gözle görebiliyoruz. Maalesef karar çok güçlü ama o talep seçim öncesi hafta olması sebebiyle hala dövizde devam ediyor. Tansiyon orada hala var yani. Peki mevcut durumda seçimden sonra bir sakinleşme, bir dengelenme bekler misin? Bir, seçimden sonra... kamu maliyesinin de sıkılaşarak destek vermesini bekler misin? İki, seçimden sonra mevcut kur politikamızda bir değişiklik bekler misin? Üç. Şöyle, seçim sonuçlarını az önce söylediğim o çok marjinal, düşük olasılıklı sonuçlar gerçekleşmediği sürece seçimden sonra bütün piyasalarda bir rahatlama oluşması ihtimali çok çok yüksek. Yabancı girişinin hızlanıyor olması ihtimali çok çok yüksek Merkez Bankası kararının ardından. Yani şu anda bakıyoruz, o karara rağmen CDS'lerde oynama birkaç puanla yine sınırlı kaldı. İşte kur tarafında birkaç kuruşla sınırlı kaldı. Erteliyoruz. Nereye erteliyoruz? Seçim sonrası haftaya. O işte 31 Mart'ta oyunumuzu kullanacağız. Pazartesi, salı işler çok daha bugünden daha rahat bir noktaya geliyor olacak. Enflasyonla mücadele noktasında gördük ki sadece Merkez Bankası ile olmuyor. Yani belki daha düşük ölçekli, daha küçük ölçekli bir enflasyonla Merkez Bankası para politikası tek başına mücadele edebilirdi. Ama şu son 1-2 senedeki politikalarla onu o kadar büyüttük ki olmuyor. Mali politikalar üzerinden destek verilmesi gerekiyor. Şimdi özellikle genel seçimlerin ardından politikayı değiştirdik, evet. Ama kapıda bir yerel seçim vardı ve bir şekilde ekonomiyi siyasetten, siyaseti ekonomiden ayıramıyorsunuz. Mali politikalar tarafında çok da mücadeleci olundu diyemiyoruz. İşte ücret düzenlemelerinden tutun, işte piyasadaki hala para arzından tutun, kredi büyümelerinden tutun. Ya bir şekilde de şu var. Ücretli kesimin bu enflasyona karşı ezilmesinden dolayı işte hükümette hani burada elinden geleni, o da yani en nihayetinde bunun siyasi sonucu da var. Elinden geleni yapıyor. Bu enflasyonla mücadele mi edelim, refahımı arttıralım, büyüyelim mi? Burada bir acı reçete var. Toplum olarak, ülke olarak bu acı reçeteyi maalesef içmek durumundayız. Seçimden sonra biraz daha bunu hissedeceğimiz bir dönem, yıl sonuna kadar. Ama fiyatlamalara baktığımızda da bunun rahatlatıcı etkisi olabilir. Yabancı girişinin çünkü bu noktada hızlanmasını bekliyor olacağız. Hemen İsmet Demirkol'a dönüp şunu soracağım. Ocak'ta 6,7, Şubat'ta %4,53'lük enflasyon. Az önce dediniz ki evet. Mart ve Nisan ayında da yine yüksek gelebilir. Enflasyonu konuşurken yabancı yatırımcının da yine ben de kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. Sizin de öyle söylediğinizi duyduğum için söylüyorum. Yabancı yatırımcı da enflasyon risklerinin tekrar resme girmesinden dolayı bir miktar nasıl diyelim beklemeye geçtiğini varsayabiliriz, düşünebiliriz ya da en azından galiba bağlantımız yine koptu. Peki İsmet Demirkol'a sorumuzu soracağız ama yönetmenim o zaman araya gidelim değil mi? Tamam, bir aramız var değerli izleyenler. Yönetmenim şeye gidecek miyiz, habere gidecek miyiz, vaktimiz var mı yoksa direkt araya mı gidiyoruz? Peki, haberimiz de var değerli izleyenler. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, tüketici davranışını sağlayacak bir faize ihtiyaç olduğunu söyledi. Konuklarımın da ifade ettiği gibi. Profesör Erhan Aslanoğlu, Türk lirasının değerleneceğini ama bunu enflasyonla mücadeleyi başardıkça görebileceğimizi ifade etti. Haberimiz, aramız, sonra buradayız. Bu malın fiyatı artacak, kur artacak,
ben bugün tüketmeliyim kararını değiştirecek bir oyun değiştirici bir faize ihtiyaç var. Yani tüketicinin davranışındaki değişimi sağlayacak oyun değiştiriciden kastımız o. Buna ihtiyaç var. Dolayısıyla faiz öyle bir seviyede olmalı ki tüketici yani ne döviz ya ben bu noktada dövize daha çok gitmemeliyim ve daha çok tüketmemeliyim diyebilmeli ağırlıklı. Orası doğru faiz olacaktır. Tabi burada faizin geldiği seviye tüketim tarafındaki cevabı belki biraz daha kolay verdi. Yani kur tarafı kritik olacak. Yani kurun da o zaman öyle bir noktada olması gerekiyor ki artık buradan sonra da bir hareket olmaz herhalde. Daha fazla dedirtmesi gerekiyor. Bu açıdan yani olayın zorlukları var ama bir taraftan da çözümü de var. Hani o çözüme yaklaşma konusunda Merkez Bankası bir adım attı. Yani kurla ilgili kur yönetmeye çalıştığımız bir kur sistemi var. Şimdi daha rahat yönetebilir. Ama o yönetmeyi tek taraflı düşünmemek lazım. Yani Türkiye değerli TL olacak. Yani o değerlenecek zaten. Yani o Türkiye enflasyonu düşürür. Reel anlamda diyorsunuz değil mi evet, hocam? Evet, değerlenecek. Yani biz bunu 20 sene önce de yaşadık ama bunu bir günde beklememek lazım. Yani belki, 20 seneniz 2001'e mi atıfta bulunuyor? Evet, 2001'e. Hocam? Yani bir süre belki biraz değer kaybedecek. Bir gidecek ekonominin dengesini bulması. Cevdet Hoca'ya referans veriyoruz. Linkler, evet. O bağlantılar kopmuş diyor. Evet. O bağlantıları kurmaya çalışmak. Yoksa o bağlantı hemen TL'nin değerlenmesi yönünde olmayabilir. Ama enflasyonla mücadeleyi başarırsak evet TL değerlenecek. Ve kimse Türkiye'de hiçbir sektörde çok fazla bundan şikayetçi olmayacak. Hani şu anda olanlar var. Sanayi tarafı, ihracat tarafı bunu önemsemek lazım. Yani çünkü bildiğimiz şekilde gelmedik bugüne kadar. Yani hani reel kur endeksi tam bizim ne olduğunu göstermiyor. Çünkü hizmetler yok, kiralar yok. Ücret zaten olmaz ama yani şu andaki baktığımız doğrudan veriler bize yanlış sinyal verebilir. Önce bir o bağlantıları kurmak, dengeleri kurmak ondan sonra ilerlemek gerekiyor. Yani TL değerlenecek ama bugün değil belki bir süre sonra bunu daha konuşmak doğru olur gibi geliyor. Tekrar birlikteyiz küresel piyasalarda ve programın artık son bölümündeyiz. İsmet Demirkol bizimle birlikte tekrar bağlantıyı güncelledik. İsmet Demirkol şunu soruyordum. Ocak ve Şubat'ta yüksek enflasyon, Mart ve Nisan'da da yüksek gelme ihtimali var. Baktığımız zaman gıda ve de hizmet. Orada hız kesmenin zor olacağı görünüyor. Peki bizim bütün bu para politikası Merkez Bankası'nın elindeki imkanlarla mücadelede zaten bir yere kadar. Biz seçimden sonra sıkı maliye politikaları görebilecek miyiz? Bir. Az önce sizinle bağlantımız koptuğu zaman Erhan Aslanoğlu, Erhan hocamızın bu sabahki değerlendirmesinden bir bölüm girdik. O da evet. 99-2000 krizinden sonraki döneme referans gösterdi ve o dönemdeki sıkılaşmadan bahsetti ki biz de stüdyoda Soner Kuru'yla aynı dönemi bir hatırlayalım. O dönemi yaşayanlar olarak. Orada öyle bir beklenti, gerçi orada beklentiler değil, orada yapısal sorunlardan kaynaklanan bir ortam vardı ama bugün daha da zor. Beklentilerle alakalı, beklentilerin idaresiyle alakalı bir durum var ve bunu kırmak zor oluyor. Bunu da faizle yapmak çok da kolay olmayacak sizin de söylediğiniz gibi. Peki biz ne yapacağız? Gıda, evet. Gıdanın başka sorunları da var. Sadece enflasyon değil, orada ciddi yapısal sorunlar da var. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii ki benim hep Türkiye'de biraz farklı ayrışmamın sebebi de buydu. Faiz artışı niye yeterli olmuyor? Biraz önce saydığınız net sebeplerden dolayı. Evet. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de bir kere zaten 230 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç geri ödemesi söz konusu. Doğru. Yani cari açık dahil. Ne yapmamız gerekiyor? Türkiye'nin yabancı sermaye çekmesi, foreign direct investment olarak düşünüyorum. Bizim doğrudan yabancı yatırım çekmemiz gerekiyor. Yani portföy girişi, biraz önce zaten konuştuk, Soner Bey de çok ifade etti. Çıkış devam ediyor. 3,5 milyar dolarla siz %50 yapmışsınız ki %60'a kadar çıkacak diyorum. Hala da yabancı gelmiyor. Ve gelmemesi durumunda o zaman ne olacak? Bütün para politikasının faiz artışına rağmen enflasyonu düşürememek, tüketicinin kredilerin maliyetlerinden daha da büyük sıkıntı yaratacak, daha büyük sıkıntı yaratacak. Benim her zaman önerim şu. Türkiye sanayide dışa açılıp,
yeşil enerji ama biraz zor olacak. Fakat katma değerli büyümeyi, bunu özellikle mesela doğal cari açık konuşalım. 37,5 milyar dolar cari açık verdik Ocak ayında. Eğer enerjide dışa bağımlı olmasa Türkiye 30 milyar dolar cari fazla veriyor. Ve işin komik yanı da şu, altın ithalatı azaldığından dolayı biz 37,5 milyar dolar veriyoruz. Yani altın ithalatı evet. artarsa tekrar cari açık artıyor. O zaman bizim sorum ne? Yapısal reform, o zaman yabancı sermaye gelsin, altyapı yatırımlarına gelsin Murat Bey. Yani biz önümüzdeki süreçte, seçimden sonraki süreç bence daha da zor olacak. Çünkü faiz artışı devam edecek, krediye dayalı büyüme, talebi kısılacak. Fakat talebin artık kısılacak hali kalmadı. Yani hizmet enflasyonu %90'larda, gıda enflasyonu 90'larda. Ne yazık ki yabancı sermaye almak gerekiyor. Bu da rakam olarak söyleyeyim. 80 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım veya portföy girişi. Yabancı sermaye tahvil girişi. Bunu çekemediğimiz sürece 2024'te işimiz çok zor. Çünkü 2025'te FED daha hızlı agresif faiz indirimlerine başlayınca zaten güven liman tekrar Amerika olacak. O yüzden bizim artık doğrudan yabancı yatırımlara daha fazla özellikle Amerika ve Euro bölgesinden kredi çekmemiz gerektir kanaatindeyim diye düşünüyorum. İsmet Demirkol çok teşekkürler. Yine yapısal reformlar, yine sanayi üretimi her koşulda öne çıkıyor ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sıklıkla bunun altını çiziyor. Türkiye'nin büyüme kompozisyonunu değiştirmemiz gerek diye hakikaten bunları da unutmadan öncelememiz lazım. Soner Kuru, dönelim piyasalara. Borsada haftayı, bugün hafif bir kayıp var ama haftayı yüzde kaç dedik? 3,20'lik bir artışla tamamladı yüz endeks ama haftanın şampiyonu bankacılık oldu ve bankacılık kağıtları oldu. Seçime bir hafta var. 8 gün kaldı. Önümüzdeki hafta, seçim öncesi hafta, şimdi faizler yükseldi. Kurda bir hareketlilik var. Buna rağmen 9100 puanın hemen üzerinde bir kapanış. 9400 ciddi bir direnç. Dolar bazında 300 var, 310 var, 320 var. Hadi oralara yabancı yatırımcının girişi olmadan pek kolay olmayabilir diyoruz ama 9400 ya da seviye vermeden önümüzdeki hafta ve seçimden sonraki hafta, bayramdan önceki hafta için nasıl bir kısa vadede değerlendirme yaparız? Şöyle 22 Şubat Merkez Bankası PPK sıkılaşırım sinyali, 26 Şubat 9450 zirvesi, sonrasında gelen o zigzag piyasa bir aya doğru gidiyor. İşte yukarıda 9300, 9300'den üzeri, aşağıda da 8700 gibi böyle %7'lik bir bandımız var. Merkez Bankası kararıyla birlikte bir miktar böyle son 2 günün takaslarında yabancı girişi gördük. Hatta karardan bir gün öncesinde de çarşamba günü de bankacılık endeksi pozitifti. Orada da bir miktar beklentiler satın alınmış olacak ki bu noktada bankacılıkta bu hafta ciddi bir hareket var. Merkez Bankası kararıyla birlikte önümüzdeki hafta için 8900-9000 bandının üzerinde kalma ihtimalimiz güçlendi. Buraların altını önümüzdeki hafta için artık çok fazla beklemiyoruz. Ama piyasanın seçim öncesinde biz 9350'lerin üzerine gidecek gücü de bulabileceğine çok inanmıyoruz. 8900-9350 önümüzdeki haftanın bizim referans fiyat aralığımız. Temel unsurlarda bir bozulma olmazsa bizim yatırımcılarımıza yaptığımız rehberlik bu yönde. Seçimden sonra ama hemen seçimden sonraki hafta düşük olasılıklı marjinal sonuçlar gelmediği sürece ne olduklarını konuştuk. 9350'nin üzerine hızlıca bir yukarı atış. Sonrasında da o 9450 zirvesinin de geçilmesi ve piyasada pozitif yönde bir momentumun başlamasını bekliyoruz. Şurada bir hafta daha Borsa İstanbul tarafında bekleyeceğiz. Sonrasında yukarı bir hareket bence bizi bekliyor diye düşünüyorum. Yabancı girişi öncülüğünde, çünkü bir yandan şimdi kompozisyona bakalım, mevduat baskılayacak. Orada şimdi ben zaten Aralık'ta 7200'dü, %25-%30 para kazanan yatırımcı ben biraz geri çekileyim, mevduata koyayım diyebilir. İşte oradaki boşluğu fazlasıyla yabancı yatırımcının tamamlayabileceği üzerine bir rehberliğimiz, senaryomuz var. Peki, bankacılık için 2024 yüksek faiz ortamı, karlılığın önceki yıllara göre bir miktar düşük olacak. Dolayısıyla bankacılık açısından çok da parlak bir yıl, kötü değil ama çok da parlak bir yıl olmayacağı yorumları yapılıyordu. Ama senin de söylediğin gibi Merkez Bankası sıkılaşacağım diyor, bankacılık sektörü endeksi yükseliyor. Merkez Bankası miktarsal sıkılaşma adımları atıyor. Ya bankacılık sektörü karlar düşecek derken yine endeks yukarı doğru gidiyor. Merkez Bankası faiz arttırıyor, endeks yine yukarıya doğru gidiyor. Bu denklemde acaba gözden kaçan bir şey mi var?
hiç yok. Piyasalar rasyonel olması gereken yapıldığında piyasalarda bunu fiyatlama noktasında takdir ediyor, hakkını veriyor. Bankacılık zaten çok çok iskontolu, uluslararası benzerlerine göre çok çok ucuz, %50-%60 ucuz yani hani mevcut çarpanlarla. Haliyle işler normalleştiğinde karlılık ve teknik konular bir yana dursun, yabancı Türkiye'ye gelecekse ne diyoruz, adres sormadan ilk oraya geliyor, holdinglere geliyor, ulaştırma tarafına geliyor. Bunlar da yukarı hareketi takip ediyoruz. Yani normalleşiyorsak piyasa bir şekilde bunu fiyatlıyor, takdir ediyor. Peki artık yavaş yavaş sona geldik, kapatacağız, kapatmaya hazırlanıyoruz. Şunu soracağım, borsada önümüzdeki dönem için acaba hangi sektörler, TL borcu olanlar, dolar borcu olanlar ya da sektörel olarak ne dersin? Şimdi finansman maliyetleri çok artıyor. Yani artık bu yılın ikinci yarısına doğru gittiğimiz süreçte borçlu şirketler bir noktada biraz daha zorlanacak finansman maliyetleri dolayısıyla. Ama diğer taraftan enflasyonist ortam hala hayatımızda olmaya devam edecek. Yani evet bir fren yapıyoruz ama şöyle düşün, araba fren yaptığı anda yavaşlamıyor, yavaşlamaya başlıyor. Bu noktada işte perakendecilik, zincir marketler, içecek grupları, AVM perakendeciliği, tekstil perakendeciliği, bu gruplar yılın ikinci yarısı pozitif olmaya devam edecek. Yine bankacılık pozitif olmaya devam edecek yabancı girişlerinden dolayı. Yabancı girişi holding ve ulaştırma tarafında da yine etkili. Yani bir miktar enflasyonist tema artı yabancı girişi, yabancılar neyi alıyorsa gibi bir böyle paketimiz var yıl ortası. Yılın sonuna doğruysa biraz daha yurt dışında faiz indirimlerinin etkisiyle biz ihracatçı, imalatçı şirketlere ilişkin biraz daha sanki pozitif bir iklim oluşacağını düşünüyoruz. Ona biraz daha var, bir çeyrek daha var ama. Çok teşekkür ediyorum. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru. Çok teşekkür ediyorum. Pariterium Eğitim Danışmanlığı Kurucusu Doktor İsmet Demirkol. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Ve yavaş yavaş kapatmaya hazırlanıyoruz. Ama önce son rakamlar nerelerde, bir onları hatırlayalım. S&P 500 dedik ya, hafif bugün satıcılığı açıldı dünkü rekordan sonra. %0,14 aşağıda. Dow Jones'da %0,7'lik bir kayıp var. Nasdaq'ta durum ne? Hemen onu da söyleyeyim sizlere. Nasdaq'ta artıya geçmiş. %0,2 artıda olduğunu, hafif ama artıya geçmiş durumda. Peki vadeli işlemler ve opsiyon borsası VIOP 30'da en son geçen rakam %0,94 aşağıya doğru 10.055 puan olarak gerçekleşti. Önümüzdeki haftanın önemli gündem maddeleri, piyasalara yön verecek maddeleri hangileri? Değerli izleyenler, 25 Mart Pazartesi saat 10'da Türkiye İş Gücü istatistikleri var. 15.30'da Amerika'da Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, 17'de Şubat yeni konut satışları ve 17.30'da Mart ayı Dallas Fed İmalat Endeksi var. Geçtik Salı gününe, saat 15.30'da Amerika'da Şubat dayanıklı mal siparişleri, Ocak konut fiyat endeksi ve Amerika'da yine Mart Conference Board Tüketici Güven Endeksi verisi var. 27 Mart Çarşamba günü saat 13'te Euro bölgesi Mart Tüketici Güven Endeksi. Saat 15.20'de ise Güney Afrika Merkez Bankası kararı. Bu hafta geride bıraktığımız hafta son derece yoğun merkez bankaları açısından bir haftaydı. 28 Mart Perşembe günü saat 10'da Türkiye 2023 iş gücü maliyeti istatistikleri, Türkiye Mart Ekonomi Güven Endeksi verisi var. İngiltere'de 4. çeyrek büyüme son okuma verisi gelecek aynı saatte. 14'e geldiğimiz zaman Türkiye'de Merkez Bankası toplantı özeti var. Saat 14.30'da haftalık rezerv, döviz tevdiat hesabı, yabancı portföy işlemleri verisi. Her hafta takip ediyoruz bunu. Özellikle kur korumalı mevduattaki erime ya da döviz tevdiat hesaplarındaki artışı, her neyse bu verileri takip ediyoruz. Saat 15.30'da Perşembe günü Amerika'da 4. çeyrek büyüme, yine son okuma verisi gelecek. Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları saat 15.30'da ve 17'de de Mart ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi verisi var. Cuma gününe geldiğimiz zaman önümüzdeki hafta Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da piyasalar tatil. 02.30'da sabaha karşı gece yarısı Japonya Mart ayı enflasyon verisi var. Cuma sabahı saat 10'da Türkiye Şubat ayı dış ticaret istatistikleri. Aynı saatte Şubat hizmet üfe ve de 15.30'da da Amerika'da Şubat çekirdek PCE verisi var ki özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in de yakından takip ettiği verilerden bir tanesi.
Değerli izleyenler, artık haftayı, bugünü, haftayı noktalıyoruz. Ben de bir not, kendimden bir not aktaracağım sizlere. Önümüzdeki haftadan itibaren ekonomik görünüm ve küresel piyasalar kuşağında sevgili Didem Aslanoğlu sizlerle birlikte olacak. Sürçülisan ettiysek affola diyorum. Ve de iyi akşamlar, iyi geceler, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalınız efendim.